Merhaba arkadaşlar. Bir inceleme de biz yapalım dedik. Bu aralar bundan bayağı bir inceliyor herkes. Kuba elektrikli pick-up olarak geçiyor. Bugün bayağı bir yük yükledim. Gelirken hem de taşıma testi, güç testi yapmış oldum. Hem de böylece bir başlangıç yapalım dedik. Burada 10 tane petek var. 4 tanesi 1 metre. Bunların üzerinde kilo yazıyorum bilmiyorum da. Bayağı ağır yani bilirsiniz. Bir tanesi bile zor kalkıyor. İşte ben tek kişi getirdim. Şimdi biz yere bunu serdik. Daha bugün serdik. Şöyle bir hızlıca bir göstereyim sağını solunu. Burada bir taşıma yeri var. Bu kutuda şarj cihazı var. Bunu ekrandan çıkardım. Frene basınca şuna basıyorsunuz. Ve el freni görevi yapıyor. Buradan devam ediyorum. Kontağımız. Bluetooth ve USB destekli radyo çalarımız. Kontrol panelimiz. Geri vitesimiz. Ve geri görüş kameramız. Bu kalorifer şuralardan üflüyor. Bunun ısıtma özelliği var mı? Yani şu an yaz mevsimindeyiz. Bilmiyorum. Bu boş buna bir özellik konabilir dedi. Burada ses sisteminin hoparlörleri var. Çok cılız bir ses çalıyor tabii ki. Açarken uzun basıyoruz. Çince konuşuyor. Sunroof'umuz var. Böyle kapanıyor, böyle açılıyor. Fanları da açınca bayağı serinletiyor. Burayı da açınca. Yani fanları hiç açmadan bile giderken buranın rüzgarı bayağı serinletiyor. Burada bir lambamız var, aynamız var. Aynanın sıkıntısı şu an gördüğünüz gibi bagajı gösteriyor. Yani yukarı doğru çok eğilmiyor. Son caddesinde. Biz bunu şöyle çevirdik. Öyle biraz daha eğiliyor ama bu tam uyum sağlamamış açıkçası. Kornamız var. Burada herhangi bir özellik yok. Kapılar böyle. Camlar böyle. Bu normal araba şeyi gibi. Varı gibi. Gündüz ledleri. Uzunlar. Kısalar. Sinyal. Şurada dörtlü var. Bir dışarıdan bakalım. Çekiyoruz. Sinyal verirken geri giderken böyle ötüyor. Bunlar gündüzledi sinyal. Burada hem uzun hem kısa var. Hem uzun hem kısa ama uzun kısa özelliği arabalar gibi değil. Sadece uzunken biraz daha şiddetli yanıyor. Arkalar böyle. Geri vitesler yanıyor. Kameramız burada. Aydınlatmamız. Kamera iyi takılmamışlar ilk aldığımızda. Yerinden çıkıp yerde bayağı bir sürünmüştü. Onu ben yapıştırdım. Şu zırıltıyı keselim. Başka. İşte kamerada aynı böyle olmuştu. Tangır tungur. Bu ağır devir. Burada gelirken bayağı bir pardon. Mikrofonu takalım. Bu ağır devir. Gelirken yokuşlarda bunu kullandım. Gerçekten işe yarıyor. Bunsuz da çıkıyor da. Böyle şuraya alınca normal. 45 km hızla çıkıyor. Böyle olunca ekranda yine 45 gösteriyor ama buradaymış. İçinde 12 volt rezistans olabilir arkadaşlar. Bunu kışın kullananlar başka incelemelerde görmüştüm galiba. Sıcaklık da veriyor ama aküleri çok iyiymiş. Evet, şarj yerimiz burası. Işınları açınca damper kalkıyor. 6 tane akü var.
Jel akü. Şurada amper bilgisi var. 12 volt. 58 amper. Böyle 6 tane var. Plaka sadece arkada. Plaka ruhsat mecburi. İlk 2,5 yıl, 3 yılda 2,5'a indirmişler galiba. 2,5 yıl muayene yok. Ondan sonra 2 senede bir muayenesi var. Motorlu taşıtlar vergisi yok. Trafik sigortası yok. 3 tekerlekli elektrikli bisiklet olarak geçiyor ruhsatta. Şöyle bakalım. Ön tektekir olmasına rağmen çok fazla bir devrilme riski yaşamadım. İki kişi de bindik. Yani devirmeye çalışırsanız belki devirirsiniz ama normal kullanımda hiç öyle bir hissiyat yok. Daha ziyade yük için yapılmış. Yani bu tür işlerde çok işe yarıyor. Ben bunları kendi arabama yani sığdıramazdım. Mümkün değil. Benim romork var. Romorka da sığamazdı. Bunun romorku daha büyük. Ne bileyim bizim transit var. Transit atalım desek koltuklara sökmemiz lazım. Bu durumlarda tam ideal bir araç. Tak fişe doldur. Taşır. Gelirken de ara video çektim. Yani bizim gidebileceğimiz en fazla yokuş olan yer burası zaten. Başka söylemedik bir şey var mı? Bunları boşalttıktan sonra arkadaşlar damperi de kaldıralım madem. İnceleme çekiyoruz. Oraları da göstereyim. Evet arkadaşlar, romorkun altı da bu şekilde. İki tane güçlü piston var. Hemen hemen kendi şeyiyle kalkıyor. Makaslarımız var. Sabitleyici kol motorumuz. Bu işte şanzıman kolu çektiğimiz zaman burada bir ağır devreye alıyor. Diferansiyelimiz, beynimiz. Burada herhalde sigorta vardır. Aküler üzerine böyle kapatmışlar. Orada ayrıca şartel gibi bir şey var, komple açık kapatmak için. Siz alırsanız bu kamera mamurayı her şeyi iyi sabitleyin. Çıkabiliyor arkadaşlar. Buralarda askılar, maskılar. Şöyle kapatalım. Tekille bastırıyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Sonra da kapanıyor. Askı değil, bunun şeyiymiş. Sabitleme kolu. Bu siyah şeyi de kendimiz aldık. Bugün taktık. Çünkü çizilme falan olabiliyor. Yüklerken. Şimdi menzilini merak ediyorsunuz. Arkadaşım menzil 60 kilometre deniyor ama henüz denemiş değiliz. Şimdi bunu açalım. İlk açarken yapılan kilometre gösteriyor. 72 volt olduğunu gösteriyor. 45 kilometre yapılmış. Şimdi farları kapatalım. 45'in hepsini tek şarjda yapmadık. Hani ilk aldığımızda üzerinde biraz şarjı vardı. Biraz gezdim, tozdum. Ya, kilometre o zaman tam bilmiyorum kaçtı yani. İlk kez şarj ettik. Ama yapılan kilometre iki şarjla beraber ve şu an biniyoruz. Çok karışık bir cümle oldu. Yani işte 25 mi 27 mi ne yapmıştık herhalde. Ondan sonra tekrar binmeye başladık. Ben şöyle söyleyeyim. Volta VSM'nin 40 kilometre olduğu söyleniyor. 25-30 biniyorum. Bu da 60'sa 40 gider.
40 gider diye düşünüyorum. Bunu %100 test eden arkadaşlar da vardır. Ben de test edeceğim. Ama ne zaman test edeceğim? Bu bittiği zaman kilometreyi not edeceğim. Dolduracağız. Ondan sonra yaptığı son kilometreden ortaya çıkacak. Şu an 10 tane petek var bagajda. Yolumuz da uzun 2 kilometre. Ta şu tepenin arkasına açacağız. Önümüz geniş, yokuş aşağı iniyoruz. 41, 42, 43, 44. Hadi bakalım. 44. 45'i görür de karşıdan araba geliyor. Ama çok güzel, rüzgar esiyor şu an.